Hayvanları korumak ve bu konuda farkındalık yaratmak için her yıl 4 Ekim günü Dünya Hayvanları Koruma Günü olarak kutlanıyor. Bugün 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü. Süleyman Demirel Üniversitesi topluluklarından bazıları da bugüne dikkat çekmek için etkinliklerine devam ediyor. Süleyman Demirel Üniversitesi topluluklarından olan Hayvanları Koruma Topluluğu ve Galatasaraylılar Topluluğu ortak bir etkinlik düzenleyerek kampüsteki hayvan dostlarımız için mama dağıtımında bulundu. Topluluk üyeleri ve öğrenciler etkinlik hakkındaki duygu ve düşüncelerini bizlerle paylaştı. Bu fikir bizim bir hafta öncesine kadar Ultra Aslan'la birlikte aklımıza geldi. Bu fikri de geçen sene de zaten yapmıştık. Ultra Aslan'a teşekkür ediyoruz bizim yanımızda olduğu için. Size de teşekkür ediyoruz. Kampüs içindeki arkadaşlarımıza sokak hayvanları için mama dağıttık. Sokak hayvanlarına verirlerse çok mutlu olacağız biz de. Kampüsteki canlarımızı besliyoruz. Aynı zamanda işte dışarıda, kampüs dışında da beslemeler yapıyoruz. Bugün de 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü olduğu için kampüsteki arkadaşlarımıza küçük paketlerde mamalar dağıtmak istedik. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü için Haykor ve Galatasaray topluluğu böyle bir etkinlik yapmış. Çok memnun olduk. Çünkü sokak hayvanlarına yardım için güzel bir etkinlik, güzel düşünülmüş. Bence etkinlik çok güzel olmuş hayvanları korumak adına. Bunları dağıttılar. Daha demin geldiler de bize. Bence çok düşünceli. Zaten bu zaten kışın gelmesiyle birlikte hayvanların da zor yemek, barınak bulmaları zorlanıyor iyice. Yani güzel farkındalık oluşturan bir etkinlik. En azından mesela şu an mamalar çok pahalı olduğu için birçok kişi beslemek istiyor ama mama alamıyor. Onlar için bir fırsat olmuştur. 4 Ekim'de düzenlenmesi çok güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Bunun sürekli olmasını ve evcil hayvanlarımızın veya sokak hayvanlarımızın sürekli yardıma muhtaç oldukları için mükemmel bir etkinlik. Bizler de dünyayı paylaştığımız dostlarımızın iyi koşullarda beslenmelerine yardımcı olmak ve onlara karşı duyarlı davranılması konusunda farkındalık yaratabiliriz.